Güneş sistemindeki bir gezegen birden kaybolsaydı ne olurdu? Naber? Benim adım Zit. Sizin Andromeda galaksisi olarak adlandırdığınız yerdeki bir galaksiden geliyorum. Liseye gidiyorum ve bir ödevim var. Eğer güneş sisteminizdeki bir gezegen yok olursa güneş sisteminizin harika düzenine neler olacağını bulmam gerekiyor. Bu yüzden gezegenlerinizden birini bu ışın ateşleyicisiyle uzağa fırlatıp neler olduğunu gözlemleyeceğim. Endişelenmeyin, onu yerine koyacağım. Yani öyle de denebilir. Öyleyse hadi gidelim. Güneş'e en yakın gezegenle başlayacağım. Merkür'dü değil mi? Aha, o kadar küçük ki. Neredeyse onu gözden kaçırıyordum. İşte başlıyoruz. Tamam, Merkür gitti. Dünya nasıl görünüyor? Güneş sisteminde herhangi bir değişiklik olmadı. Bunun olacağını biliyordum. Her şey yer çekiminden kaynaklanıyor. Kütlesi olan her nesne çekim kuvveti olduğu için diğer nesneleri çeker. Kütlesi ne kadar fazlaysa yer çekimi kuvveti o kadar güçlüdür. Merkür güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Bu yüzden uzay ölçeğinde değerlendirdiğimizde o kadar da büyük değildir. İkinci önemli faktör ise nesneler arasındaki mesafedir. Merkür dünyadan 80 milyon kilometre uzaktadır. Birbirlerine yakın oldukları söylenemez. Bu yüzden ikisi arasındaki çekim kuvveti o kadar da güçlü değildir. Tamam, Merkür'ü yerine koyalım ve devam edelim. Sıradaki Venüs. Güneş sistemindeki en sıcak gezegen. Venüs'teki bir gün neredeyse 117 dünya gününe eşittir. Bu defa mavi düğmeyi deneyeceğim. Ah, gördünüz mü? Dondu ve paramparça oldu. Ve yine pek değişen bir şey olmadı. Sen hariç dünyalı, gece gökyüzünü aydınlatan en parlak ikinci cisim. Aydan sonra tabii. Sanırım Venüs'e bu yüzden akşam yıldızı diyorlar. Güneş battıktan sonra hava kararmış gibi görünüyor. Tamam, şimdi Venüs'ü tekrar birleştireceğim ve sizin gezegeninize geleceğim. İşte Dünya. Güneş sistemindeki o değerli yaşanılabilir bölgede bulunan yüzen kaya. Dünyanın Güneş'ten ideal uzaklıkta olması sebebiyle burada yaşam var olabiliyor. Hey, sadece şaka yapıyordum. Dünyayı yok etmeyeceğim tabii. Bu yüzden hadi kırmızı gezegene gidelim. İşte Mars'a geldik. İnsanların oraya uzay aracı göndermek istediklerini duydum. Peki ya siz Mars'a gitmek ister miydiniz? Kızıl gezegeni Güneş sisteminden çıkacak kadar hızlı döndürürsem neler olacağını görelim. Hoşça kal Mars. Yine pek bir değişiklik olmadı. Bu bir bakıma Dünya için iyi olabilir. Mars ve Jüpiter arasında kocaman bir asteroid kuşağı var. Bildiğiniz gibi asteroidlerin Dünya'nın en iyi arkadaşı olduğunu söyleyemeyiz. Jüpiter genellikle bu asteroidleri güçlü yer çekimi sayesinde bir arada tutar. Ancak zaman zaman serbest kalırlar ve Güneş'e doğru gitmeye başlarlar. Güneş'in çekim gücü yüksek olduğu için bunun şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz. Ayrıca Mars'ın da yer çekimi güçlüdür ve asteroidleri Dünya yönüne doğru iten bir sapan işlevi görür. Yani Mars olmazsa sapan da olmaz ve mavi gezegene bir asteroidin çarpma ihtimali azalır. Sonunda beklediğim an geldi. Güneş sisteminizdeki en büyük gezegenin üzerinde deney yapma zamanı. Jüpiter'den bahsediyorum. Jüpiter'in ağırlığı komşu gezegenlerin ağırlıklarının toplamının tam 3 katıdır. Bu dev gezegeni güneş sisteminden nasıl çıkaracağım ya? Buldum. Önce küçültme ışınını kullanıp 2 kat küçülteceğim. Şimdi onu beyzbol topu gibi atabilirim. Sanırım çok büyük bir hata yaptım. Jüpiter devasa yer çekimi kuvveti sayesinde son 4,5 milyar yıldır dünyayı asteroidlerden ve diğer uzay çöplerinden koruyordu. Şimdi güneşin çekim kuvveti tüm bu şeyleri iç gezegenlere gönderiyor ve bunlara Dünya da dahil. Ayrıca diğer gezegenlerin yörüngelerinde de küçük değişiklikler olacak. Fakat bunların olması birkaç yılı bulacak. Şimdilik Dünya yok olmadan Jüpiter'i geri almanın bir yolunu bulmalıyım. Bu düğme miydi? Hayır, bu muydu? Neyse, hepsine basayım. Ah, çarpışmaya hazır olun. Oh, ne yaptığımı bilmiyorum ama işe yaradı. Dev yerinde huzur içinde dinleniyor ve Dünya kurtarıldı. Özür dilerim, sizi bayağı korkuttum değil mi? Diğer gaz devlerine gelince daha dikkatli olmaya çalışacağım. Şimdi de sıra Satürn'de. Mükemmel halkaları sayesinde Satürn'ü başka gezegenlerle karıştırmak imkansız. Bilim insanları Satürn'ün yoğun yerçekiminin halkalarını buzlu bir yağmurun içine çektiği için bir gün kaybolacağını söylüyorlar. Ancak bunun olmasına daha 300 milyon yıl var. Bu yüzden endişelenmenize gerek yok. Sanırım bu defa kırmızı düğmeye basmam gerekiyor. Hop, işte gitti. Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen olan bu devasa gezegenin kaybolmasının elbette sonuçları olur. Jüpiter ve Uranüs'e bakın. Yörüngeleri biraz kaydı. Bunun dışında diğer gezegenlerde herhangi bir değişiklik görmüyorum. Satürn onları etkilemeyecek kadar uzak kalıyor. Bu iyi bir haber. Jüpiter'i yok ettiğimdeki gibi bir felaket yaşanmasını istemezdim. Uranüs'ün de devasa olduğunu söyleyebiliriz. Güneş sistemindeki en büyük üçüncü gezegendir. Uranüs'ü ortadan kaldırmak için çok kuvvetli olan bu uzay halatını kullanmayı deneyeceğim. Yakaladım. Şimdi de güneş sisteminden dışarıya atayım.
Şimdilik görünürde bir şey olmadı. Satürn'le olanın aynısı oldu sanırım. Uranüs 4 iç gezegenden o kadar uzakta ki ortadan kaybolmasının onlar üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Ancak dış gezegenlerde işleri biraz karıştırdığımı görebiliyorum. Ne yazık ki son gezegene geldik. Plüton taraflarından değilseniz tabii. Üzgünüm ama bugün NASA'nın Plüton'un gezegen olmadığı yönündeki görüşlerine katılacağım ve onu bugünkü mutlu komşu gezegenlerimiz deneyime dahil etmeyeceğim. Her neyse, Neptün'e sıra geldi. Neptün'ün arkasında Kuiper kuşağı var. Burası buzlu uzay nesnelerinin ve Plüton gibi bir ton cüce gezegenin bulunduğu donut şeklinde bir bölge. Neptün, güneş sisteminin dış kısmına o kadar yakın ki ona bir tekme atıp onu dışarı atacağım. Vay, Kuiper kuşağına bakın. Resmen çıldırdı. Neptün'ün her şeyi sabit kalmasını sağlayan yer çekimi kuvveti olmadığında yörüngeler oradan oraya geçiyor ve gök cisimleri birbirine çarpıyor. Şuna bir bakın. Plüton'un yörüngesi de deforme oldu. Neptün Plüton'un yörüngesini de kontrol ediyor. Ancak dünyayı etkileyemeyecek kadar uzakta. Çünkü Plüton'a bir şey olmasını istemem. Bu yüzden 8. gezegeni ait olduğu yere geri koyayım. Fakat ben deneyi bitirmeye henüz hazır değilim. Dünyadaki hayatı tamamen değiştirecek bir şey bulmam lazım. Güneş dünyadaki hayatı fazlasıyla etkiler. Bu bariz. Ancak güneş kaybolursa çok büyük bir kaos meydana gelir ve geri dönüşü olmaz. Bu yüzden onu olduğu yerde bırakacağım. Peki ya ay kaybolursa? Hep ayı İsviçre peynirine dönüştürüp bir parçasını ısırmanın hayalini kurmuşumdur. İşte o gün geldi. Aman tanrım, dünyanın eksenine ne oldu? Artık eskisinden bile daha eğik. Havaya da bir şeyler oldu. Artık mevsimler yok ve yeni buzul çağlar yolda. Okyanuslardaki yelgitler de etkilendi ve su seviyesi alçaldı. Evet, günler artık sadece 6 ila 12 saat arasında sürüyor çünkü ayın çekim gücü dünyanın dönüş hızını yavaşlattı. Artık ay ve güneş tutulmaları olmayacağı için bunları izleyemezsiniz de. Ayrıca geceler artık çok daha karanlık çünkü milyarlarca yıldız ve Venüs'ten başka gökyüzünü aydınlatan bir şey yok. Bu milyonlarca yıldız ve Venüs'ün yaydığı ışık ayın ışığından çok daha azdır. Bunların hiçbiri dünyadaki yaşam için iyi değil. Bu yüzden ayınızı eski haline döndürüp olduğu yere koyacağım. Karmaşık güneş sisteminizdeki tüm gezegenlerin içinden yalnızca Jüpiter'in kaybolması dünya için büyük bir sorun teşkil eder. Sanırım dedikleri doğru. Güneş sisteminin gerçekten hassas ve düzenli bir dengesi var. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. İşte hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.